yapmadan mı geliyor? Barda ben mi yemiyorum? Dolap bomboş dede. Boş fırından iki ekmek, bakkaldan yumurta, peynir al, gel kahvaltı hazırlayalım. Adamlar beni görmesin diye yolu uzatıyorum dede. Bütün mahalleye borcumuz var. Bu borçlardan kurtulmanın bir yolu olmalı. Yalacaklı lafın üstüne gelinmiş. Ev sahibi geldi. Deden nerede lan? 5 aydır kira ödemiyor. Gitti. Nereye gitti? Ölmüş. Ölmüş mü? Başına sağ olsun. Hiç haberim de yoktu. Allah belanı versin. Parayı vereceğiz. Allah belanı versin senin. Vereceğiz paranı. Kızma vallahi, bilmiyordum. Acelesi yok kiranın. Olunca ödersin. Lan ben sana öldü mü dedim. Uyuyor diyecektim. Sayende kiradan kurtuldun dede. Birkaç ay gelmez bu. Rahat ol. İnşallah. Ben kahvaltı için bir şeyler almaya gidiyorum dede. Bir ton borcum var. Nasıl almayı düşünüyorsun? Onlara verdiğimi söyleyeceğim. Kimden saklanıyorsun böyle Sadık abi? Alacaklılardan. Beni gördüğünü sakın kimseye söyleme. Tekrar başına sağlık. Allah razı olsun abi. Kim ölmüş? Babası Sadık, rahmetli olmuş. Sadık mı? Ulan bunlar bizden önce bulmuş taktiği. Borcunu ödemeye mi geldin? Yok, bir kilo yoğurt, iki yumurta, bir sucuk. Parası yaz tahtaya, al haftaya. Defterde yer kalmadı. Deden olacak o bende buradaydı. Öldü. Nasıl öldü? Bungee jumping yaparken ipi kopmuş. Allah rahmet eylesin. Vallahi bilmiyordum. Yoksa taziye gelirdim. Neyse, kolay gelsin. İki yumurta bir sucuk almayacaksın mı? Defterde yer yok demiştin. Al hadi al. Olunca ödersin. Kolay gelsin. Amcamı kaybettik. Bir kilo çay, bir pakette şeker alacaktın. Lan ne oluyor böyle? Herkes birer birer ölmeye başladı. Mahallemiz sakinlerinden Tahir Öner, Hasan Baydar, İlyas Ekinci, Bahtiyar Şimşek, Mahmut Öner, Ramazan Işıkay, Yasin Pehlivan, Tevfik Tebe hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ölmeyen varsa eğer cenaze namazı yarın öğlen namazına müteakip kılınacaktır. Allah rahmet eylesin. Buyurun hocam. Bu ne? Bunlar da bir saat önce ölenler. Bu kim? Guinness Rekorlar kitabından geldi. Bir günde en çok sele okuma rekorunu kırmışım. Kredi mi? Yok. Kredi kartı mı? EFT, havale. O da değil. Niye geldin öyleyse? Dedemi kaybettik. Basının sağ olsun. Bankanızda borcu vardı sanırım. Evet, doğrudur. Peki ölünce borcu ne oluyor? Mirasçısı sen olduğun için borç sana kalıyor. Borcu silme falan yok mu? Yok maalesef. Aramızda kalsın, dedem ölmedi. Borç yine onun üstüne kalsın. Tamam, sen merak etme. Dede, senin ne işin var dışarıda? Herkes seni öldü diye biliyor. Ben de herkes öldü biliyorum. Mahallede esnaflar hariç herkes ölmüş. Onlar da bulmuş bu taktiği. Ne olacak şimdi? Borçları ödemek için birkaç ay daha kazanmış olduk. Ben ne olacağım peki? Sen artık yaşayan bir ölü oldun dede. Bu gelen senin öğretmenin değil mi? He, o Allah'a. Çabuk saklan, okula gitmedin, görmesin seni. Hadi sen lan. Asıl sen saklan dede. Ben niye saklanıyorum? Benim ona borcum yok ki. Borcun yok ama ona da öldüğünü söyledim. Sayende birkaç gün okula gitmeyeceksin.